Basınçla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Havada gazların yoğunluğu arttıkça basınç artar. Doğru. Basıncın en önemli etkenlerinden birisi yoğunluktur. Bundan dolayı yoğunluk arttıkça basınç artar. Sıcaklık arttıkça basınç azalır. Ters orantılıdır. Dünyanın şeklinden dolayı ekvator çevresi sıcaktır. Burada alçak basınç alanları oluşmuştur. Kutuplar çevresi soğuk olmasından dolayı burada yüksek basınç alanları oluşmuştur. Bu bilgi doğrudur. Yer çekimi ile basınç arasında doğru orantı vardır. Basıncı oluşturan, atmosferi oluşturan yer çekimidir. Yer çekimi olmasaydı ağırlık kavramı ve atmosfer olmayacaktı. Dolayısıyla yer çekimi arttıkça basınç artar diyebiliriz. Fakat yükselti arttıkça sıcaklık azaldığı için basınç artar denmiş. Bu bilgi yanlıştır. Yükseklere çıkıldıkça atmosfer yoğunluğu azaldığı için basınç da azalır olacaktı. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Şekilde verilen merkezlerden hangilerinde sürekli basınç merkezi oluşmasında sıcaklık etkilidir denilmiş. Dünya üzerinde dünyanın şeklinden dolayı ekvatorda termik alçak basınç alanları oluşmuştur. Kutuplarda ise termik yüksek basınç alanları oluşmuştur. 30 ve 60 derece enlemlerinde oluşan basınçlar ise dinamik kökenlidir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Yani B seçeneği doğrudur. Yeryüzündeki basıncın değişimi ve dağılışında unsurlarından hangileri etkili olmuştur? Sıcaklık etkili olmuştur, yükselti etkili olmuştur ve yer çekimi de etkili olmuştur. Üçü de etkili olmuştur. Sıcaklığın fazla olduğu yerlerde basınç azalır, yükselti arttıkça basınç azalır. Yer çekiminin fazla olması basıncı artıran bir faktör olabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre şekilde verilen basınç merkezi aşağıdaki enlemlerden hangisinde yer alır denilmiş. Sürekli basınç kuşağında bulunduğu söylenilmiş ve burada baktığımız zaman okular içeri doğru olmasından dolayı burada bir alçak basınç merkezinin var olduğunu söyleyebiliriz ve hava hareketinin de kuzey yarımkürede olduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı güney yarımkürede ve ekvatorda olanları eleyebiliriz. Kuzey yarımkürede bir alçak basınç merkezi olması gerekiyor. Kuzey yarımkürede 30 derece kuzey enlemleri civarında dinamik yüksek basınç merkezleri vardır. 60 derece enlemleri civarında ise 60 derece kuzey enleminde dinamik alçak basınç merkezleri süreklilik gösterir. Ayrıca 90 derece kuzey enleminde de termik yüksek basınç merkezleri bulunmaktadır. Bundan dolayı 60 derece enleminde bir alçak basınç merkezi olduğunu söyleyebiliriz. A seçeneği doğrudur. Buna göre A merkeziyle ilgili olarak yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır diye sorulmuş. A merkezinin bulunduğu yer bir yüksek basınç merkezidir. Bundan dolayı alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü doğrudur. Fakat sıcaklık değerleriyle ilgili bilgi yoktur. Çünkü termik basınç da olabilir, dinamik basınç da olabilir. Bundan dolayı burasının yüksek basınç olmasından dolayı illaki soğuk olduğunu söyleyemeyiz. Yükseltisi azdır diyemeyiz. Yükseltisi az olan yerlerde yüksek basınç görülür diyemeyiz. Bundan dolayı yalnız bir doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sıcaklık ile basınç arasında ters orantı vardır diyen bir araştırmacı bu tezini kanıtlamak için yargılarından hangilerini örnek olarak vermelidir? Ekvatorda alçak basınç, kutuplarda yüksek basınç olmasının sebebi termik etkenlerdir. Bu örnek verilebilir. Ekvatordan kutuplara gidildikçe basınçlar düzenli olarak artar şeklinde bir bilgi yoktur. Bu yanlış bir bilgidir. Kış aylarında Asya kıtasında yüksek basınç oluşması termik nedenlerledir. Sibirya çok fazla soğuduğu için termik yüksek basınç haline gelir. Bu bilgi örnek verilebilir. 30 derece enlemlerinde alçalıcı hava hareketleri görülür. 30 derece enlemlerinin bulunduğu yerler çok sıcak yerlerdir. Fakat buna rağmen yüksek basınç görülür. Ondan dolayı bu durumda örnek verilemez. Hangileri örnek verilmelidir denilmiş. 1 ve 3 olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen durumlardan hangisinin ortaya çıkmasında bölgelerin basınç özellikleri etkili olmamıştır deniliyor. 30 derece enlemlerinde alçalıcı hava hareketleri görülmesi yüksek basınçtan kaynaklanır. Yaz mevsiminde Güneydoğu Asya'da rüzgarın denizden esmesi, rüzgarın esme yönü bu basınçla ilgilidir.
60 derece enlemlerinde yükselici hava hareketleri görülmesi alçak basınçla ilgili bir durumdur. Ekvatorda yıl boyunca yağışın fazla olması yükselici hava hareketleriyle yani alçak basınçla ilgili bir durumdur. Fakat kutupların yıl boyunca soğuk olmasının sebebi basınç değildir. Güneş ışınlarının düşme açısının küçük olmasıdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki izobar haritasında gösterilen basınç merkezi ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Alçalıcı hava hareketleri görülür denilmiş. Çünkü burası bir yüksek basınç merkezidir. Çevresine göre basıncın yüksek olduğu bir yerdir. Bu bilgi doğrudur. Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezlerine doğru rüzgar eser. Bu bilgi doğrudur. Çevresine göre yüksek basınç alanıdır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Verilen 3 bilgi de doğru olduğu için E seçeneği doğru cevaptır. Buna göre M merkezinde etkili olan basınç ve hava hareketi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Bölgenin güney yarımkürede olduğunu görüyoruz ve çevresine göre basıncın daha düşük olduğunu görüyoruz. Güney yarımkürede olmasından dolayı ters S şeklinde olmalı, alçak basınç alanı olmasından dolayı da rüzgar alan bir yer olmalı. Rüzgar gönderen değil, rüzgarı alan bir yer olmalı. Dolayısıyla seçeneklerde bu şekli arıyoruz. Bu şeklin E seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği düşünüldüğünde Temmuz ayında yukarıda verilen merkezlerden hangisinde hava hareketinin merkezden çevreye doğru olması beklenir denilmiş. Temmuz ayı verilmiş. Temmuz ayı kuzey yarımküresi için yaz mevsimidir. Güney yarımküresi için ise kış mevsimidir. Bu dönemde kara ve denizlerin farklı ısınmasını düşündüğümüz zaman karalarda alçak basınç olduğunu görürüz. Karalarda alçak basınç, denizlerde yüksek basınç. Kuzey yarımkürede durum böyledir. Güney yarımkürede tam tersi. Denizlerde alçak basınç olduğunu, karalarda yüksek basınç olduğunu söyleyebiliriz. Hangisinde hava hareketinin merkezden çevreye, hava hareketinin merkezden çevreye doğru olabilmesi için bu basınç merkezinin yüksek basınç olması gerekir. Bundan dolayı doğru cevabımız 2'dir. B seçeneği doğrudur. Buna göre AB arasındaki basınç değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eş yükselti eğrileri verilmiş, yükselti değerlerini öğrenmemiz ve bundan yola çıkarak basınç değerleriyle ilgili yorum yapmamız isteniyor. Yükselti ile basıncın ters orantılı olduğunu biliyoruz. Bir grafik çiziyorum. Yükselti değeri şurada 2000 metrenin altında, 2000 metrenin biraz üstünde, 0, 2000 metrenin biraz üstünde yükselti başladı. 3500 metrenin üzerine çıktı. 3500 metre değeri var. 3500 metrenin üzerine çıktı. Daha sonra tekrar 1000 metre civarına kadar indi. 1000-1500 metre aralığına kadar indi. Sonrasında yükselti değeri tekrar 3000 metrenin üzerine çıktı şurada. Sonrasında da tekrar 2000 metreye kadar indi. Evet, yükseltiyle ilgili yükseltinin değişim grafiği böyledir. Yükseltinin değişim grafiği böyle olduğuna göre basıncın değişim grafiği bunun tam tersi olması gerekir. Yani yükseltinin arttığı yönde basıncın azalması gerekir. Daha sonra yükselti azalırken basınç tekrar artması gerekir. Ve çok fazla artması lazım. Çünkü yükselti çok azalmış. Daha sonra tekrar yükselti arttığı için basıncın azalması lazım. Sonrasında da yükselti azaldığı için basıncın tekrar artması lazım. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğine uymaktadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Dünyadaki sürekli basınç merkezlerinin oluşumu ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 0 ve 90 derece enlemlerinde yani ekvator ve kutuplarda dünyanın şekline bağlı olarak sürekli basınç merkezleri oluşmuştur. Biz bunlara termik basınçlar diyoruz. Termik basınç kuşakları oluşmuştur. Doğrudur. 30 derece enlemlerinde alçalıcı hava hareketleri nedeniyle
Yağış oluşumu azdır. 30 derece enlemleri dinamik yüksek basınç olmasından dolayı yağışın az olduğu yerlerdir. Bu bilgi doğrudur. Ekvator ve 60 derece enlemlerinde alçak basınç etkili olduğu için ekvatorda termik alçak basınç alanı vardır. 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınç alanları vardır. Bundan dolayı sürekli yükselici hava hareketleri görülür. Bundan dolayı yağış miktarı fazladır. Bu bilgi de doğrudur. 30 ve 60 derece enlemlerinde dünyanın günlük hareketine bağlı olarak dinamik basınçlar oluşmuştur. 30 ve 60'ta bu bilgi doğrudur. Sürekli yüksek basınç alanlarında bulutluluk alçak basınç alanlarındakine göre daha fazladır demiş. Yüksek basınç alanlarında bulutluluk az olur. Yüksek basıncın olduğu yerde alçalıcı hava hareketleri görüldüğü için bulut, sis ve yağış gibi yoğuşma ürünleri görülmez. Bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneğidir.